çok sevdiğim canlar. Ben Cem Kervan, bu hafta Meyve Vermek Gerekiyor adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Meyve vermek gerekiyor. Her canın meyve vermesi gerekiyor. Geçen hafta hani gelir felaket diye bir deyiş paylaştım ya sizinle. Yani İsa Ruhullah aynı konuyu işlemeye devam ediyor. Vakit daraldı, vakit azaldı, ipin ucundayız. Eski bir deyişle yumurta kapıya dayandı. Yani uzatmalarda oynuyoruz artık. O konuyu işleyeceğiz biraz sonra. Yani tövbe etmezsek başımıza gelir bir felaket. Yani bu dünyada belki gelmeyebilir. Ama öbür tarafta bize felaket bekliyor. Eğer tövbe etmezsek, iman etmezsek, İsa'nın talipleri olarak onun yolunda yürümezsek, elimize, dilimize, belimize sahip çıkmazsak, hakim olmazsak, sevgi, aşk, hak aşkı yaşamazsak, göstermezsek, sermezsek herkese, ışığımız parlamazsa, burada ne diyor? Meyve vermek gerekiyor. İsa Ruhullah şöyle bir şey anlatıyor. Sonra İsa şu misali verdi. Adamın birinin bağı varmış. Bağ sahibi. Orada bir incir ağacı varmış. Adam tekrar tekrar gelip ağaçtan meyve ararmış. Fakat her seferinde bulamayıp hayal kırıklığına uğrarmış. Nihayet bağcısına demiş ki, parantez açıyorum, bağ sahibi başka, bağcı başka. Yani bağ sahibi sahiptir. Bir de bir bağcısı var. O adam işte bahçıvan görevini yapıyor. Bu diyor, gübreliyor, meyve topluyor filan. Bağcısına demiş ki, baksana tam 3 yıldır gelip bu ağaçta meyve arıyorum ama nafile. Koca ağaçta tek bir incir bile yok yahu. Kessene bu ağacı artık. Bağda yer işgal etmekten başka yaptığı yok. Bağcı da ona cevap olarak, efendim ağacı bir yıl daha bırakıver. Ona son bir fırsat tanıyalım. Ben de bu arada çevresini kazıp bol miktarda gübre vereyim. Gelecek yıl meyve verirse ne âlâ, vermezse kesersin artık demiş. Yani ne anlama geliyor? Her birimizin meyve vermemiz gerekiyor. Verimli olmalıyız. Elimize, dilimize, belimize sahip olmalıyız. Sevgi, sabır, şefkat, tahammül, hoşgörü, tevazu, merhamet sürekli olarak göstermemiz lazım. O nur, o ışık yanması lazım. Herkesin görmesi lazım. Evet, ve dediğim gibi uzatmalara oynuyoruz artık. Ne diyor adam? Bir yıl daha tanıyalım, gübreleyim, olursa olur, olmazsa keselim artık. Öyle bir durumdayız, yani belki siz de farkındasınız. Dünya uzatmalara oynuyor artık. Hakikaten öyle. Evet, deyişi paylaşayım. Çıkmaz dallarında meyve vermek gerekiyor. Meyve çıkmaz dallarında meyve vermek gerekiyor. Onu diyor,
üç yıldır meyve vermiyor. Boşu boşuna duruyor. Meyve vermek gerekiyor. Boşu boşuna duruyor. Meyve vermek gerekiyor. Sahibine der, efendim bir yıl izin ver. Bacı bağ sahibine der, efendim bir yıl izin ver. Baksam belki meyve verir. Meyve vermek gerekiyor. Baksam belki meyve verir. Meyve vermek gerekiyor. Bacı der ki bekleyelim, kazalım gübreleyelim. Bacı der ki bekleyelim, kazalım gübreleyelim. Meyve vermezse keselim. Meyve vermek gerekiyor. Meyve vermezse keselim. Meyve vermek gerekiyor. Kervanım meyve verelim, her dem sevgi gösterelim. Kervanım meyve verelim, her dem sevgi gösterelim. Aşk göz önüne serelim. Meyve vermek gerekiyor. Aşk göz önüne serelim. Meyve vermek gerekiyor. Evet canlar, meyve vermemiz gerekiyor. Sürekli olarak elimize, dilimize, belimize sahip çıkarak, hakim olarak sevgi, aşk, muhabbet, tevazu, tahammül, hoşgörü, şefkat, merhamet göstermemiz gerekiyor sürekli. Bir hak aşkı yanıp tutuşsun kalbimizde. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, aşkta kalın, muhabbette kalın, bu saydığım şeylerde kalın, esen kalın, hoşça kalın.